Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mektubat 286. Eğer aklın varsa kanaata alış ve rizaya çalış. Tahammül etmezsen ya sabır de ve sabır iste. Hakkına razı ol. Teşekkür etme. Kimden kime şekva ettiğini bil. Sus. Herhalde şekva etmek istersen nefsini Cenab-ı Hakk'a şekva et. Çünkü kusur ondadır. Şimdi akıl varsa, bir insanda akıl varsa nasıl anlarız? Aklı olduğunu nasıl anlarız? Bu hariç kendimize akıllı mıyız değil miyiz? Şimdi 2, 4, 6, 7 tane madde geçti. Ben onu dizdim alt alta. Şimdi bu sizde, bende var mı diye bakın. Bu dersi dışarıya değil. Dışarıya bakarsanız sokakta akıllı insan çok az olduğunu göreceksin. Bak akıl varsa alametini okuyor. Okuduğum metnin içinde. Bir, akıllı insan kanaat sahibi olur. Akıllı insan Allah'ın rızasına çalışır. Akıllı insan tahammül eder, tahammül edemezse sabır der, sabır ister. İsyan etmez. Akıllı insan hakkına razı olur. Niye bana Allah böyle yaptı? Niye bunu vermedi? Niye bunu verdi? Demez. Bak madde madde. Akıllı insan hakkına razı olur. Akıllı insan teşekkür etmez. Yani pilerine, düğmesine basınca hep böyle isyan etmez. Düğmesine basıyorsun. Nasılsın? Vallahi ne olacak ki iş güç yok. Lan bir şükret lan. Bir şükret ya. Nasılsın diyor, iş güç yok diyor. Nasılsın? Ya işte. Ya yarım saat, ben bir tanesini biliyorum Almanya'da. Yarım saat, bak nasıl inanırsan Allah sana öyle muamele eder, yapma. İyiyim de, şunu demek istiyorum. İyi değilim, kötüyüm. Hep olumsuza odaklanıp da iyi olan insan olamaz. Böyle kanun ilahi yok zaten. İyi, kötüyü düşünüp, İyi değilim, kötüyüm, hep olumsuzları görüp, hep olumsuzları anlatan bir insanın iyilik olması mucizedir. Olmaz. İyilik nedir peki? Yani iyi olmak nedir? Bir kültür işidir. Bir sanattır der. Sanat, büyük alimler. Sanat, kendini yönetme sanatıdır. Nedir o? Mutluluk öğrenilecek bir şeydir. Yani öğrenilen bir şeydir. Şoförlük gibi. Öğrenilmesi lazım. Yani nedir o? İşte bunları bilmek. Mutlu olmak için bir olumsuza odaklanma. Bu alemin kemli fesattır. İnne darul ahireti leyyel hayvan. Orası canlıdır. La rahat defil dünya illa darul ahire. Bunları bilir. Yani bunları birleştirerek olumsuza elinden geldiği kadar yer vermez. Hani usta diyor ya, güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bak bir daha söylüyorum. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Şu. Ne demek? Çok manasının bir tanesi şu. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Bir daha. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan, iyi değilim diyorsan, kötü düşünüyorsun demektir. Çünkü fikirler düşüncelere, düşünceler fikire, birbirine dönüşüm var. Neyi düşünüyorsanız hissiniz o cinstendir. Hissiniz neyse duygularınız da o cinstendir. Duygular ne cinstense kendinizi öyle hissedersiniz. Adama düğmesine basıyorum. Nasılsın kardeşim? Lan bir şükret ya. Allah Resulü kadar sıkıntı mı çekmiş? Ona da sormuşlar.
Aleyhissalatü vesselam levhalarda geçiyor. Nasılsınız ya Resulallah? Ne demiş? Hatırlayanınız vardır. Küfrü ve dalal. Elhamdülillahi ala külli hal. Sivet küfrü ve dalal. De manası? Küfür ve dalaletten hariç her halimize hamdolsun, şükrolsun diyor. Her haline elhamdülillahi ala külli hal. Yani biliyor, biliyor. Meseleyi bilince rahat eder. Şimdi daha bir insanın aklı olduğuna dair, aklı başında olduğuna dair bir daha baştan okuyorum. Kanaat sahibi olur. İki, rizaya çalışır. Üç, tahammül eder. Yani tahammül edemezse ya sabır der, sabır ister. Dört, hakkına razı olur. Başkasına kıyas ederek hem ne karısını, ne kızını, ne oğlunu, ne de kendisini kıyas etmez. Bak bunlar da var, bunlar şöyledir de sen niye değilsin, ben niye değilim demez. Rıza ilahi hedef yapar. Başka altı mı? Altı galiba. Teşekkür etmez. Düğmeye basınca elhamdülillahi ala külli hal sibel küfür ve dalal. Yani temel mihenk nokta şudur. İmanı kazanma ve kaybetme davası açıldığı için iyilik kötülük bunun üzerine kurulur. Yani imanın var mı kardeşim? Elhamdülillah. Namazın var mı kardeşim? Sohbetlere gidebiliyor musun kardeşim? İtimat ettiğin bir kaynağın var mı? Dediği zaman lafına itimat ettiğin, seni sisteme sokan bir cemaatin, kitabın, ne bileyim bir önde seni takip ettiğin birisi var mı? Şükret ya. Sonra kimden kime şekva ettiğini bilir. Kimden kime şekva ettiğini bil. Bilir. Son kusurun nefisten çıktığını bilir. Mesela Muhammed bana bunu yaptı. Doğru. Hakkını ara. Burada şeylik, pasiflik anlamına değil. Zahiri şeriata göre hukukunu ara. Ama iç aleminde bu kardeşim, abim, eşim, hanımım veya ya nereden kim sebep oldu ya bu evliliğime? Ha, böyle zahirde doğruları, yanlışları ayırt et ama olduktan sonra ortaya çıkmış bir olumsuzluk varsa bunun sebebi sen olduğunu bil. Çünkü alavara dalavara bu böyle. Çünkü herkes layık olduğu yerdedir. Layık olduğu ona nasip oluyor. Ha, diyeceksin ki kusuru deruhte ediyorum. Allah beni buna imtihan ediyor der. Bak kusurun nefisten çıktığını. Karşıdaki bir Müslüman veya bir insan, onun da nefsi var. Senin de nefsin var. Bu kusur varsa ortada, eğer yüzde haklıysan ondan çıkıyor ama onun nefsi var. Ama insan, daha kamil insan şöyle yapar. Kusuru, bir daha söylüyorum, pasiflik anlamına değil, onu sebebine uyarız. Yani hakkımızı ararız ama kendi evimize, kabımıza döndüğümüz zaman Allah bunu bana musallat etti. Halk arasında derler ya, Allah'ın sopası yok ki bulutun arkasına sana atsın. Der ki beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi efalinle, fiilinle kadere fetva verdin ki bunu Allah sana bana nasip ediyor diye kusuru deruhte edecek. Ona ait bir kısayı Kur'an'dan söyleyeyim. Kur'an öne çıkartıyor bu örnek davranışı. Adem aleyhisselam niye affedildi? Örne çıkan sıfatı şu: Ya Rab ben nefsime zulmettim diye kusuru deruhte etti. Şeytan niye şeytan oldu? Ya beni sen azdırdın dedi. Hani kaderciler var ya, kader beni azdırdı, kader şöyle olsun diye. Suçu Allah'a ve kadere yükleyenler. Derse gelmiyor, Allah'a suçlu yapıyor. Bilmeyerek bunu bizim kardeşler söylüyor. Nasıl? Niye gelmedin? Ya nasip olmadı diyor. Yani senin derse gelmemeni mi Allah nasip etmedi şimdi? Bak görüyor musunuz? Nasibim yokmuş diyor. Yani Allah beni hiç yapmadı. Liyakat kesbetmeyince Allah da halk etmedi. Yani derse niye gelmedin? Bak duyarsın Mehmet öyle. Nasip, Allah nasip etmedi. Yani Allah seni derse getirmedi. Anladın mı selam? Anladım. O anlama geliyor. Hem nedir o? Kur'an'da var ya. Ben istediğime hidayeti veririm. Ben yaşarım. Peki ne demek o? Benim istediğim gibi olursanız istediğinizi alırsınız. O demek bak. Bir daha.
Benim istediğim gibi olursanız veyse istediğinizi alırsınız. Ben hidayet istediğime veririm derken istediğim gibi yaşayan hidayeti alıyor demektir. Sen kendi istediğin gibi yaşayacaksın. Allah'a ihsan edeceksin. Hem Allah'tan en iyisini alacaksın. Var mı öyle bir şey? Hem şoför mahalle, hem beş köfte, hem beş kuruş. Olur mu öyle bir şey? Olmaz. Bu akıl bir insanda var mı yok mu? Aklı başında mı? Şeydi. Şimdi ne oldu? Şeytan şöyle bir... 11 dakika. 11 dakika. Bir 10 dakika da okuyayım. Başka bir şey. Şeytan akıllarımızı nasıl çeliyor?